Hazreti Ömer radıyallahu an oğlu anlatıyor. Mescid-i Nebevi'nin içerisine girdiği sırada bağırıyor. Ey insanlar, cemaatle namaza diyor. Hocam orada, burada yanılıyorsam hemen düzeltsinler. Eğer bir toplumun içerisindeyken cemaatle namaza diye seslenilirse bu vakit namazı değildir. Bu bir cuma namazı da değildir. Çünkü neyle çağrılırlar? Kametle çağrılırlar. Olağanüstü bir şey var. Ya bir korku namazı belki kılacaklar, değil mi hocam? Ya halife, imam efendi önemli bir vazifeyi insanlara bildirecek. Dedi ki ey insanlar, cemaatle namaza dedi, toplanın. Ömer bin Hattab radıyallahu an insanlar mescide girince Resulullah'ın minberine çıktı. Dedi ki ey insanlar, Allahu Ekber, ey insanlar, ben Beni Mahsun kabilesindeki teyzelerine çobanlık yapan bir adamım dedi. Allahu Ekber. Beni Mahsun kabilesinde teyzelerinin çobanlığını yapan bir adamım. Bunun karşılığında da bana bir avuç hurma, bir avuç kuru üzüm verilirdi de ben günü onunla idare ederdim dedi. Sonra minberden aşağı indi. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh yanına geldi, dedi ki ey müminlerin halifesi, halen dedi kendini değersiz mi görüyorsun dedi. Ya sen müminlerin halifesi oldun, Müslümanların idarecisi oldun, artık böyle sözler kullanma. Tabir yerindeyse insanlar bunu kullanacaklar, aleyhimize kullanacaklar. Ben böyle anlıyorum bu sözü. Sen halen kendini değersiz mi görüyorsun deyince o Ömer bin Hattab radıyallahu an, ey diyor İbn Avf, yazıklar olsun sana. Nefsimle diyor baş başa kaldım. Bana dedi ki ey Ömer, sen artık müminlerin halifesisin. Senden daha kıymetli, senden daha büyük, senden daha faziletli bir insan yoktur dedi. Ona dedi kim olduğunu diyor öğrettim diyor. Subhanallah. Ona kim olduğunu öğrettim diyor Ömer bin Hattab radıyallahu an. Bakın Enes bin Malik, Ahnef bin Kays, bir takım heyetler bir araya toplanmışlar. Yanlarında da bir adam var. Kim o? İran'ın asil ailelerinden, Kadisiye Savaşı'nda ordunun sağ kumandanı, o Kadisiye Savaşı'nda genel komutan, general Rüstem öldürülünce Medayin'e kaçan, Medayin'i Müslümanlara karşı savunan, daha sonra Medayin'le beraber kendisi de düşen ve Ömer bin Hattab'ın ordusuna teslim olan, elindeki ganimet mallarıyla Medine'ye gelen bir adam Hürmüzan. Müslüman heyetin içerisinde İran'ın gözde adamlarından Hürmüzan da vardır. Hazreti Ömer'in evine gelirler. Kimse yoktur. Çocuklar kapının önünde oynaşır. Derler ki müminlerin emiri mescitte şu an yatmaktadır. Heyet Hürmüzan'ı alır. Ganimetlerle beraber Mescid-i Nebevi'ye gelirler. Bakarlar ki mescitte tek başına, başka ikinci bir adam yok. Tek başına yatan bir kişi vardır. Hürmüzan tabi tanımaz. Der ki Ömer nerede? Ömer'i arıyor gözleri. Yani Medayin'i yere çalan, Beyaz Saray'ın bütün hazinelerini Medine'ye akıtan ordunun başkumandanı, ordunun efendisi, müminlerin halifesi, Romalıların ifadesiyle Arapların kralı adam nerede? Diyorlar ki işte şurada yatan kişidir. Allahu Ekber. Burada yatan kişidir. Hürmüzan bakıyor. Bunun diyor kapıcıları, nöbetçileri yok mu? Kendisi krallar gördü ya. Kapılarda bekleyenler, arda arda nöbetçiler. Heyet, Müslüman heyet Hürmüzan'a dönüyor. Ne nöbetçisi, ne kapıcısı, ne divanı,
yani bir meclisi ki ileride daha sonra kuracaktır, bulunmayan bir adamdır deyince Hürmüzan döner, heyete der ki herhalde o bir nebi olmalı. Bir şeyler de karıştırmış, ehli kitaptan bazı şeyler duymuş. Bu adam olsa olsa bir peygamberdir deyince heyettekiler der ki hayır, o nebi gibi yaşayan bir adamdır der. Subhanallah. Tevazu sahibi bir peygamberin atölyesinden böyle tevazu sahibi idareciler çıkmış. Rabbime hamdü senalar olsun.